Evet değerli izleyenler, şimdi hemen Hüseyin Özkök'le bir Skype bağlantısı yapacağız ve dış basının gündemini her zaman olduğu gibi kendisiyle değerlendireceğiz. Hüseyin Özkök, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ezgi, günaydın. Herkese iyi sabahlar diliyorum. Sana ve ekip arkadaşlarımıza da iyi çalışmalar. Çok teşekkürler, biz de size aynı şekilde. Şimdi isterseniz hemen başlayalım. Şöyle gündem maddelerimiz var dikkat çeken. Ağırlıklı olarak dış haberler diyoruz tabii ki ama özellikle tabii Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçen sezon yayınladığı bir talimat vardı. Ligde ve kupada alınan 3 maça kadar cezaların kendi kategorilerinde çekileceğine dair. Şimdi bunun sonuçlarını, yansımalarını tabii bu sezon görmeye başladık. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Son günlerde konuşulan, tartışılan bir durum haline geldi. İsterseniz buradan başlayalım. Şimdi Ezgi, bu talimat ilk çıktığında neden çıktığını söyleyelim. Alanyaspor bir Feddal isimli bir futbolcu transfer etmişti ara transferde. O futbolcu İspanya'dan gelmişti ve kupada orada 3 maç ceza aldığı için burada da o sırada kupa maçları olmadığından dolayı bu cezasını ligde çekmesi gerekecekti. Futbol Federasyonu'na başvurdu Alanyaspor ve Kulüpler Birliği'nde onayıyla bu bir düzenleme yapıldı talimatta ve 3 maça kadar olan cezalar kendi kategorisinde çekilir dendi ve böylece Feddal'e ligde oynama yolu açılmıştı. Yani biraz kişiye özel bir talimat olmuştu bu. Fakat onun bir handikapı var. Eğer bir oyuncu diyelim ligde kırmızı kart gördü, tedbirli olarak doğrudan kırmızı kart gördü ve tedbirli olarak ceza kuruluna veriliyor. Ceza kuruluna salı günü sevk ediliyor ve tedbirli olan oyuncunun da ertesi gün kupa maçı varsa kupa maçında oynamaması gerekiyor. Ondan sonra alacağı ceza perşembe günü açıklanacağından perşembe günü 2 veya 3 maç ceza almışsa bir maç fazladan ceza çekmiş oluyor. Yani 2 maç ceza aldıysa 3 maç oynamamış oluyor tedbirli olduğu için. 3 maç ceza almışsa 4 maç oynamamış oluyor. Yani burada bir handikap var. Dolayısıyla Futbol Federasyonu'nun Profesyonel Ceza Kurulu'nun hemen lig maçında kırmızı kart gören futbolcunun eğer kupa maçı varsa salı günü toplanıp hemen bu kararı açıklaması gerekiyor ki futbolcu mağdur olmasın. Şu anda kadar bunun çetelesini de tuttum ben. Tam 3 futbolcu bu şekilde mağdur oldu ve fazladan ceza çektiler. İşte Kırşehir futbolcusu Tolga Şahin, Nazilli Belediye'den Ekrem Çalışanlar, Serik Belediye'den de Sinan Kalaycı, hatta Serik Belediye'den Sinan Kalaycı'nın durumu da çok daha enteresan. Orada Futbol Federasyonu tedbirli değil oynayabilir deniyor. Fakat sonradan tedbirli olduğu anlaşılıyor. Futbolcu 2 maç daha cezalıyor. Buradan cezası 4 maça çıkıyor falan. Yani böyle çok garabet bir durum ortaya çıkıyor. Mutlaka bunun Futbol Federasyonu tarafından yeni bir talimatla düzenlenmesi gerekiyor. Ya da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun salı günleri hemen bu cezaları açıklaması gerekiyor. Geçen sene mesela bir kere Fenerbahçe'nin böyle bir durumu olmuştu. Hemen Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu salı gününden cezayı açıklamıştı. Fakat alt ligler takımları, ikinci lig takımları, üçüncü lig takımlarının böyle şeyler başına geldiğinde Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu pek ilgilenmiyor. Cezaları kendi normal akışı içinde veriyor ve futbolcular da böylece mağdur oluyor Ezgi. Peki bu kararlardan, cezalardan başlamışken hemen oradan devam edelim. Malum uygulanmaya başladığı günden beri çok tartışılan bir VAR uygulaması. Şimdi artık uygulama değil, aslında oradaki konuşmalar biraz daha fazla gündemi işgal ediyor. Bu konuşmalar yayınlanacak mı, yayınlanmalı mı, canlı yayınlanabilir mi şeklinde bütün dünyada aslında ciddi tartışmalar mevcut. İFAB'ın bu konuyla ilgili kararı nedir? VAR konusunda şu anda gelinen son durum, son nokta nedir? İsterseniz bunu da bir özetleyelim. Şimdi tabii ki sahadaki hakemlerle sadece maçı yöneten hakem değil, tabii yardımcılar var, dördüncü hakem var ve VAR odasındaki hakemler var. VAR var, asistan, onun yardımcısı var, yani AVAR, ikinci AVAR var. Bunların aralarındaki konuşmaların hakikaten herkes tarafından çok merak edildiğini biliyoruz. Türkiye'de de çok merak ediliyor bu. Açıklansın diye sürekli baskı yapılıyor Futbol Federasyonu'na. Bir de bunun başka bir boyutuna geçmek için tabii ki teklifler yapılıyor, öneriler yapılıyor İFAB'a. Bu da maç sırasında konuşmaların canlı olarak stadyumdan ve televizyon ekranlarından yayınlanması.
Amerikan futbolunda falan böyle şeyler var biliyorsun. Fakat IFAB buna set çekti. IFAB Genel Sekreteri Lucas Brod, CEO'su yani kurumun yaptığı açıklamada, BBC 5 radyo programında yaptığı açıklamada bunu kesinlikle şu anda düşünmediklerini ve bir kaos ortamı yaratacağını söyledi. Çünkü o kadar çok kişi bir arada konuşuyor ki bunun seyirciler tarafından anlaşılması çok zor olur. Artı hakemler de çok büyük bir baskı altına girer dedi. Kendisinin bu böyle bir var odasında gözlem yaptığını ve kimin ne konuştuğunu anlayamadığını ifade ediyor Lucas Brod. Dolayısıyla bunun stat hoparlöründen ve televizyon ekranlarından yarım yayınlanmasının daha çok tartışmalar getireceğini söylüyor ve bunun yayınlanmasına izin vermeyeceklerini söylüyor. Şimdi biliyorsun sadece Kadınlar Dünya Kupası'nda bu uygulama yapılmıştı. Hakem gidiyor, inceledikten sonra var da kararını stat mikro hoparlöründen ve televizyon ekranlarından dolayısıyla açıklıyor neden verdiğini bu kararı. Buraya kadar olan kısmına izin vereceklerini ve bunun da zaten gelecek sezondan itibaren bazı liglerde uygulanmaya başlayacağını söyledi Lucas Brod. Şimdilik bu beklenti içinde olanlara bunu duyuralım. IFAB böyle bir şeye şimdilik izin vermeyeceğini açıkladı. Peki şimdi Filistin konusuna biraz isterseniz değinelim. Malum İskoç ekibi Celtic ilk günden beri, daha doğrusu taraftar grubu Filistin'e desteğini açıklamıştı ve evet, bu yönde bazı hamlelerde yapılmıştı, girişimler yapılmıştı. Ancak kulüpten taraftarlara bir ceza geldi. İsterseniz yine bununla ilgili de biraz bilgi verelim. Evet, Celtic taraftarları Filistin halkını kendisine çok yakın görüyor. Çünkü Celtic'in yani taraftar gruplarının geçmişinin Filistin halkına, mücadelelerinin Filistin halkına çok benzediğini düşünüyorlar. Ve onlara karşı vicdani bir sorumluluk hissediyorlar ve destek veriyorlar. Hatta son Şampiyonlar Ligi maçında çok sayıda Filistin bayrağı biliyorsun tribünlerde dalgalanmıştı. İşte bu tribünlerdeki Filistin bayraklarının dalgalanması tabii ki Celtic kulübünü harekete geçirdi. Şimdi UEFA'dan da muhtemelen Celtic kulübüne bir ceza gelecek bu bağlamda. Celtic'in Yeşil Tugaylar isimli bir taraftar grubu var. Bayrakları açanlar da bunlar, sallayanlar bunlar. Celtic kulübü bu Yeşil Tugayların stadyuma girişini bir süre yasakladı. Ne kadar süre olduğu henüz belli değil ama böyle bir davranış içinde olduklarından dolayı Yeşil Tugaylar mensubu taraftarlar stadyuma, Celtic maçlarına bir süre giremeyecekler. Tabii ki bu iş nereye varacak bilmiyoruz. Taraftarlarla kulüp yönetimlerin mücadelesi her zaman taraftarlar lehine sonuçlanır. Çünkü taraftara ihtiyacı var tabii ki sonuçta kulübün. Böyle bir durum ortaya çıktı ve Celtic kulübü böyle bir uygulamaya gitti. Bakalım nereye kadar devam edecek bu uygulama? Bunu da ilerleyen haftalarda herhalde göreceğiz diye düşünüyorum. Şimdi Süper Lig'de de forma giyen İsrailli futbolcular var bir taraftan. Orada erteleme evet, maçları ile ilgili nasıl bir karar çıkacak? Bu oyuncular gidecekler mi? Burada son durum nedir? Şimdi İsrail'in bu savaş nedeniyle kendi topraklarında maç yapmasını UEFA yasakladı. Dolayısıyla oynaması gereken bir önceki milli arada İsrail milli takımının oynaması gereken maçlar ertelenmişti. Fakat bu maçlardan bazılarının milli ara dışında olması gerekiyor. Çünkü takvim başka türlüsüne el vermiyor Ezgi. Dolayısıyla mesela 12 Kasım'da yani milli Kasım arasındaki milli aradan önceki son hafta sonunda ayın 12'sinde pazar günü İsrail'in Kosova ile maçı var. Şimdi ve FIFA'da bir karar aldı. Bu takımlarda futbolcusu olan kulüplerin en az bir oyuncusunu maçlara göndermesi gerektiği kararını aldı. Şimdi Antalya Spor'unda iki İsrailli bir Kosovalı futbolcusu var. İsraillerden bir tanesini ve Kosovalı Bitici'yi 48 saat önceden göndermesi gerekiyor maçı oynaması için. Fakat Antalya Spor'unda ayın 10'unda Cuma günü Ankara Gücü'yle Ankara'da karşılaşması var. Yani o maçı oynayıp da 48 saat içinde bu oyuncuların Kosova'ya gidip maça çıkmaları çok mümkün gözükmüyor. Ancak karşılıklı anlayış göstererek belki maç Ankara Gücü maçında oyunlar oynar. Hemen bir uçak tutulur özel ve uçakla Kosova'ya gönderilir. Belki o şekilde hallolabilir diye düşünüyorum ama böyle bir sorunu var Antalya Spor'un. Antalya Sporlu yöneticiler İsraillerle görüşüyorlar. Hala görüşmeler devam ediyormuş benim aldığım bilgilere göre. Fakat FIFA'nın talimatı bu. En azından birer oyuncularını göndermek zorunda kalacaklar.
Bakalım karşı tarafla eğer bir anlaşma sağlarlarsa en azından Ankara Gücü maçında oynatıp onları özel uçakta belki Kosova'ya gönderebilirler ama tabii ki bir problem. Peki son olarak ben sözü size bırakayım. Bugün gündemde başka hangi maddelere değineceğiz? Şöyle söyleyeyim, 2024 ile 2034 arasındaki bütün büyük futbol turnuvaları belli oldu Ezgi. Hemen onları sırayla söyleyeyim. 2024'te önümüzdeki yıl Avrupa Futbol Şampiyonası var Almanya'da. 2026'da Amerika, Kanada, Meksika Dünya Kupası. 2028'de Britanya grubunun düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası. 2030 İspanya, Fas, Portekiz Dünya Kupası. 2032 İtalya ve Türkiye'nin büyük bir gururla söylüyoruz tabii düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası. Ve son olarak da biliyorsun Infantino'nun organizasyonuyla 2034 Dünya Kupası Suudi Arabistan'da düzenlenecek. Böylece önümüzdeki 10 yılın bütün büyük futbol turnuvalarının nerelerde yapılacağı artık kesinleşmiş oldu. Bundan sonraki tabii ki 2036 Avrupa Dünya Kupası, 2038 Avrupa Şampiyonası falan bu tip turnuvalarında daha ileriki yıllarda nerelerde oynayacağının kararları daha sonra verilecek. Peki Hüseyin Özkök, çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Güzel bir hafta sonu diliyorum size. Ben de aynı şekilde görüşmek üzere herkese iyi hafta sonları. Çok teşekkürler. Evet, Hüseyin Özkök'le dış basının gündemini ağırlıklı olarak değerlendirdikten sonra gelin devam edelim değerli izleyenler. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinin oynanacağını söyledik. Hem ağırlıklı olarak bu karşılaşma hem de haftanın genelini Sabah gazetesi yazarı Ömer Üründül A-Spor için değerlendirdi. Birlikte izleyelim.